Sue Güzellik Sırlarından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere mükemmel bir 14 günlük süreci anlatacağım. Harika bir tarifim var. Bugün yumurta diyetine başlıyoruz hep birlikte. Eğer ki sizler de fazlalıklarınızdan özellikle 10 kilo gibi fazlalıklarının gitmesini istiyorsanız arkadaşlar, benim daha öncesinden gerçekten çok yararlı gördüğüm tarifleri şimdi tekrardan sizinle paylaşacağım. Ben bugün bir gün içerisinde nasıl uygulamanız gerektiğiyle ilgili ufak bir rehberlik için videoyu çekiyorum. Aşağıya detaylı bir şekilde 14 gün boyunca neleri nasıl yemeniz gerektiğini bırakıyor olacağım. Sizler de buradan dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar sabahtan akşama kadar, yatana kadar bütün bir günü ele almak istiyorum ki gerçekten sizlerle ne şekilde, nasıl uygulamanız gerektiği konusunda aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Çünkü çok soruyorsunuz. Ara sıra ben sizlere metabolizmanızı hızlandıracak çok güzel tarifler de paylaşmıştım. Ama bunları gün içerisinde nasıl kullanacağız? Daha detaylı bir bilgilendirme istediğiniz için bugün şimdi sizlere bunu hazırlıyorum. Yumurta diyeti dedik. Yumurta diyeti ama tabii ki de kesinlikle sadece yumurtadan oluşmuyor. Gün içerisinde her şeyden gerçekten yiyerek çok güzel bir şekilde 14 günde 10 kilo vereceksiniz. Hatta bazı kişiler 12 günde 10 günde bile 10 kilo veriyor. Bu kesinlikle sizin metabolizmanızdaki kas oranına bağlı bir şey ve tabii ki de hareket. Şimdi hemen sabahla başlayalım. Hadi birlikte güne başlayalım. Şimdi öncelikle sabah için 2 tane seçeneğim var. Ben bazı günler spor yapıyorum, bazı günler yapmıyorum. Haftanın arkadaşlar 3 günde bir şekilde spor yapıyorum. Spor yaptığım zaman da gerçekten yoğun bir spor yapıyorum. O yüzden her gün spor yapmıyorum. Yaptığım spor yaklaşık 1,5-2 saate yakın bir spor oluyor. Hem koşu, kardiyo yapıyorum. Onun üzerine de şöyle güzel bir pilatesle ve tabii ki de en sonunda bir HIIT, yani yaptığınız antrenmanların hepsini daha hızlı ve daha seri bir şekilde, daha yoğunlaştırmış olarak yaparak ben sporumu tamamlıyorum. Sporla desteklemeniz gerekiyor. Sporla desteklediğinizde benim gibi yoğun bir şekilde spor yapacaksınız. Güne öncelikle şöyle güzel bir bardak suyumuz ve içerisine elma sirkesi ekleyerek başlıyoruz. Bu arkadaşlar sporda sizin çok güzel bir şekilde kas yapmanızı sağlayacak, yağlarınızın parçalanmasını sağlayacak. Şöyle bu kadar elma sirkesi yetecektir. Bir bardak suyumuzun içerisine yaklaşık bir yemek kaşığından birazcık daha az elma sirkesi ilave ediyoruz ve bunu içiyoruz. Bunu içtikten sonra sporumuzu yaparak günümüze devam ediyoruz. Haftanın belli günleri spor yapıyorum, belli günleri spor yapmıyorum dedim. Spor yapmadığım günler içinse sabah kalkıyorum, direkt kalktığım gibi kahve bazen içiyorum, bazen içmiyorum. Bu kesinlikle size kalmış bir şey. Bazı insanlar sabah kalktığımda ben kahvesiz uyanamam diyorlar. Onlar için çok güzel şöyle bir kahve hazırlayacağız. Öncelikle şöyle hazır kahve kullanacağım ben burada. Kahvemizi açalım. Şöyle 1,5 kaşık kadar kahveyi ben fincanımın içerisine alıyorum. Ve arkadaşlar üzerine her zaman yaptığımız gibi sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Burada tabii ki de benim fincanım çok kocaman, biliyorum. Büyük bir fincan. Fakat ben bu fincanın hepsini hazırlamıyorum. Bunun yarısı kadar hazırlıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki kahve de vücudumuzda tabii ki de metabolizmanızı hızlandırıyor. Harika işlevleri var. Fakat arkadaşlar çok aşırı derece tükettiğinizde ödem yapma gibi bir problemle de karşılaşabilirsiniz. O yüzden şöyle yarım fincan kadar ben kahvemi hazırlıyorum ve içerisine burada gerçekten severek yaptım. Bu kahvenin hem gün içerisinde sizin iştahınızı kapatacak hem de sizin metabolizmanızı hızlandıracak harika bir özelliği var. Şöyle arkadaşlar içerisine limon damlatacağız. Limonlu kahve olur mu demeyin. Gerçekten bunu deneyenler müptelası oluyorlar. Çok da güzel bir şekilde hiç açlık hissetmeden sizin metabolizmanızı hızlandırıyor. Mükemmel bir karışım oluyor. Şöyle çeyrek limon kadar limonumuzu sıkıyoruz. Arkadaşlar 2 seçenekli sabah rutinimizi sizlere hazırlamış olduk. Sporla başlayacağınız günlerde elma suyuyla, sporsuz başlayacağınız günlerde Nescafe ile gününüzü devam ettirebilirsiniz. Eğer ki spor yapıyorsanız spordan sonra arkadaşlar sporunuzu bittikten sonra duşunuzu falan alırsınız. Yarım saat zaten arada geçer. Ondan sonra bu hazırlamış olduğum Nescafe'yi içerseniz yine aynı şekilde kaslarınızın arkadaşlar kütlesinin artmasını sağlayacak. Şimdi hemen öğlen yemeğini hazırlayalım. Öğlen yemeğine ne yiyeceğiz? Öğlen yemeği için tabii ki de her yemekten önce yaklaşık arkadaşlar 15-20 dakika öncesinde bir bardak elma sirkeli suyumu ben içiyorum. Eğer ki sindirim sistemine bir rahatsızlığınız yoksa kesinlikle içmenizi tavsiye ederim. Çünkü arkadaşlar bu çok güzel bir şekilde biliyorsunuz ki biz besinleri yediğimiz zaman bir insülinimiz pik yapar. İnsülinimizin pik yapma evresini mükemmel derecede düzenlediği için kilo vermenize çok ama çok yardımcı olacak. Yemeğimden önce hemen bir elma sirkeli suyumu içiyorum. 2 adet yumurta kullandım. 1 tane küçük boy mandalina var ve yarım yeşil elma. Şimdi hemen arkadaşlar bu yumurtalarımızı haşlıyoruz. Yalnız haşlarken şuna dikkat edelim. Haşlanan yumurta kesinlikle kayısı kıvamında değil, bayağı gerçekten sert olması lazım. Vücudumuzda kaslarımızı güçlendirsin, kas yapımına yardımcı olsun. Şöyle ben 2 tane yumurtayı koydum. Bunun üzerine su ilave ediyorum. Hemen haşlayıp geliyorum. Haşlandı. Ben şimdi hemen bunların kabuklarını soydum. 2 tane yumurtamız güzelce haşlandı. Kabuklarını soyduk. Şimdi meyvelerimizi de hazırlayalım. Burada arkadaşlar ben yarım mandalina, yarım elma kullanacağım. Hepsini tamamen bütün bir şekilde kullanmayacağım. Çünkü mandalinanın geri kalanını sürpriz bir şekilde akşam yemeği niyetine yediğimiz aslında öğlen yemeğimizde kullanacağım. Ayırıyorum. Şöyle. İsterseniz gözünüze birazcık fazla gözüksün diye minik minik ayırabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar mandalinanın şu dışındaki beyaz kısımlarını ayıklamayın. Bunlar aslında en yararlı kısımları. O yüzden bu burada kalsın. Ve arkadaşlar şöyle elmadan da ince ince doğrayabiliriz. Bırakacak olduğum listede bir tane meyve yazıyor. Fakat dileyen olursa böyle istediği gibi yarım yarım da kendine göre güzel bir kombinasyon yapabilir. Bu benim kendi tercih ettiğim bir şey. Yumurtalarımın üzerine arkadaşlar ben baharatla tüketmeyi sevdiğim için karabiber, zerdeçal, zencefil ve çok az arkadaşlar pul biber ilave edip o şekilde tüketiyorum. Sizler de dileyen olursa aynı şekilde baharatlarla tükettiğinde çok güzel bir şekilde metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Fakat şurada şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle burada tuz ilave etmiyoruz. Tuz ekmiyoruz. Zaten baharatlarımızın içerisinde yeterince tuzlu. Altımızda hazır olduğuna göre şimdi hemen akşam yemeğini hazırlamaya geçebiliriz. Bu arada tabii ki de kahvaltıyla akşam yemeği arasında istediğiniz kadar bitki çayı, su tüketebilirsiniz. Şimdi burada yapmamız gereken şey güzel bir salata hazırlıyoruz. Ve salatanın yanına arkadaşlar şöyle 2 küçük parça kadar benim ızgara etim var. Ben etle tüketeceğim bunu. Sizler de dileyen istediği gibi yapabilir. Ben salatamda görmüş olduğunuz gibi kırmızı lahanadan, biberlerden, havuçtan, sabah ayırmış olduğum yarım mandalinadan ve limondan yararlanıyorum. Tabii ki de salatamı taçlandırmak için üzerine birazcık reyhan atacağım. Şimdi hemen salatanın yapılışına geçebiliriz. Şöyle havucumuzun güzelce kabuklarını soyacağız. İyice yıkadık tabii ki de. Ve bunu rendeleyeceğim. Şöyle bir tane havucumu güzelce rendeledim. Şimdi hemen lahanamdan küçük bir dilim kesiyorum. Bunu arkadaşlar dileyen olursa normal şekilde de doğrayabilir. Dileyen olursa bir soyacak yardımıyla da şöyle hızlı hızlı da hemen pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Küçük bir parça lahanamı da güzelce içerisine ilave ettikten sonra yarım yeşil biber kullanacağım. Burada biberiniz acı da olabilir. Normal tatlı biber de olabilir. Ben acı biber kullanıyorum şu anda. O yüzden tamamını kullanmayacağım çünkü gerçekten acıymış, test ettim. Kırmızı biberimden de yine aynı şekilde şöyle yarısını kullanıyorum. Biberlerim de hazır. Kapya biberimden de ilave ediyorum salatamın içerisine. Görüyorsunuz ki rengarenk çok güzel bir salata oluyor. Şimdi mandalinalarımdan birazcık ilave edeceğim. Şıklık katmak için C vitamini yüklü mandalina, portakal gibi şeyleri salatalarınıza ilave edebilirsiniz. Şöyle hemen içerisine ilave edelim. Şimdi arkadaşlar burada limon var. Limonumun kabuklarını ben soydum. Çünkü limonumu bu sefer her zamankinden birazcık farklı bir işlem yapacağız. Aynı mandalina gibi küçük dilimler halinde salatamızın içerisine ilave edeceğiz. Şimdi salatamızın sosunu hazırlamaya sıra geldi. Şöyle çok az, birazcık daha ben limon ilave etmek istiyorum. Sıktım. Ve arkadaşlar birazcık üzerine sirke ilave edeceğim. Burada dileyen olursa balzamik sirke ilave edebilir. Ben şimdi herkeste balzamik sirke bulunmaz diye elma sirkesi ilave ekledim. Fakat normalde şöyle çok az Balzamik sirke gerçekten çok güzel yakışıyor. Ve arkadaşlar birazcık nar ekşisi ilave ediyorum. Şöyle güzelce gezdire gezdire ilave edelim. Bu kadar yeterli olacaktır. Üzerine dileyen olursa birazcık karabiber. Gerçekten zerdeçalı yemeklere, salatalara kullanmayı çok seviyorum. Şöyle üzerine zerdeçalı ilave edeceğim. Çok az da zencefil. Sırf sadece etkileşmesini sağlayıp bunların daha etkin hale gelmesi için şöyle parmağımın ucuna zencefil ilave ettim. Tabii ki de bu salatam için olmazsa olmaz reyhanım. Reyhanı da arkadaşlar ben böyle avucumla birazcık kırdırıp o şekilde ilave ediyorum içerisine. Ben bunun üzerine çok az böyle birkaç damla kadar çörek otu yağı ilave ediyorum. Normal isteyen olursa zeytinyağı da ilave edebilir ama lütfen çok fazla ilave etmeyin. Ben açıkça söylemek gerekirse salata soslarına yağı çok az ilave etmeyi tercih ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki yağın tadından bazı insanlar o kadar çok yağ koyuyor ki sebzelerin tadını alamıyorum. Bu benim için gerçekten çok unpleasant bir durum. Şimdi arkadaşlar benim salatam hazır. Karıştırabiliriz. Hepsi güzelce karışsın. Izgara et kullanıyorum. Sizler de dilerseniz ızgara et ya da haşlanmış tavuk ya da ızgara tavuk da olabilir. İlla diyetlerde haşlama yiyeceğiz diye bir şey yok. Yağsız olduktan sonra ızgara da en güzel yeme şekillerinden biri bence. Şöyle tabağıma da salatamı alayım. Gördüğünüz gibi çok doyurucu ve gerçekten arkadaşlar çok lezzetli. Sadece tek yapmamız gereken akşam yemeğimizi Intermittent Fasting için artık en son 4-4,5 arası diyelim. Bu saatte yerken öncesinde eğer ki 4,5'ta yiyorsanız saat 4 gibi şöyle güzelce arkadaşlar bir bardak elma sirkeli suyumuzu içiyoruz ve ondan sonra hazırlamış olduğumuz bu nefis yemeğimizi afiyetle tüketiyorsanız da en geç akşam yemeğini saat 7-7.30 gibi yerseniz yine sizler için çok iyi olur. Bunun devamında güzel bitki çaylarıyla gecenize devam edebilirsiniz. Şimdi gece rutinimize geçelim. Gece siz uyurken metabolizmanız uyumasın, cayır cayır yağ yakımına devam etsin, istenmeyen kilolarınızdan kurtulalım diyorsak kesinlikle yapmanız gereken tek şey zencefil çayı. Ben zencefil çayını çok seviyorum. Lezzeti de çok hoş, içim de çok hoş oluyor ve metabolizmanızı aşırı derecede çalıştırıyor. Yapmamız gereken tek şey burada arkadaşlar zencefil. Taze zencefil olursa daha iyi olur. Fakat herkesin evinde her zaman taze zencefil olmadığı için şu anda arkadaşlar hepinize genel hitap ettiğim için toz zencefil kullanacağım ama normalde kendim yaptığımda taze zencefille yapıyorum. Emin olun taze zencefille tadı bir daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaşık kadar, hatta kaşığımın yarısı kadar diyeyim, silme zencefilimi hemen fincanımın içerisine atıyorum ve üzerine arkadaşlar çeyrek limondan birazcık daha fazla limon sıkıyoruz. Burada taze limon, zencefil ikisi muhteşem bir karışım oluşturuyor. Gerçekten sizin metabolizmanızı cayır cayır hızlandıracak bir hale getiriyorlar. Bu görüntüyü daha yakından görün. Bu ikisi muhteşem derecede sizin vücudunuzda yağ yakımını hızlandıracak harika bir çay haline geliyor. Şöyle, şimdi hemen bunun üzerine ben sıcak suyumu ilave edeceğim. Sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Yatmadan önce bunu arkadaşlar güzelce içiyoruz. Eğer ki diyet sırasında normal günlük yediğimiz kadar yiyemiyoruz. Bunu yaptığınızda arkadaşlar kabızlık probleminin oluşmasının önüne geçiyorsunuz ve gerçekten kendinizi daha zinde bir şekilde daha iyi hissediyorsunuz. Şöyle hemen. Ben bir de arkadaşlar bunun birazcık demlenmesi için zaman vermek istiyorum. Zaman verdiğim zamanlarda da zencefil uçucu yağlar içerdiği için lütfen açıkta bırakmayın. Şöyle bir tabak yardımıyla dahi olsa üzerini kapatalım ki bizim için içerisindeki önemli esansiyel yağlar kesinlikle uçmasın. Bu şekilde bunu bir 5 dakika kadar demlendirelim. Artık benim zencefilim güzelce demlendi. Bunu yudum yudum içeceğim. Gece rutinimizi de hazırladıktan sonra sadece sizlere hatırlatmam gereken birkaç ipucu var. Gün içerisinde lütfen içmiş olduğunuz suyun 2,5 litrenin üzerine olmasına dikkat edelim. Ve bunun dışarısında gün içerisinde bir fincan Nescafe, bir fincan Türk kahvesi gerçekten idealdir. Bunların dışına çıktığınız ki arkadaşlar vücudunuzda aşırı kahve tüketiminden dolayı da bir ödem oluşacaktır. Bu da tartıya çıktığınızda size kilo gibi yansıyacak. Yani vücudunuz su tuttuğu için daha ağır gibi çıkacaksınız. Bu da moralinizi düşürecek, motivasyonunuzu azaltacaktır. O yüzden günde bir fincan Türk kahvesi, bir fincan Nescafe gerçekten ideal. Bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Bunun içerisinden gün içerisinde arkadaşlar tüketmek istediğiniz bitki çaylarını kesinlikle tüketebilirsiniz. Nane çayı olabilir, bu kekik çayı olabilir, rezene olabilir. Gerçekten bunlar da sizin metabolizmanızı destekleyecek hem de sizi açlık hissinden kurtaracak harika bir tarif haline getirecektir. Bu diyetimizde arkadaşlar meyvelere, sebzelere yeterince önem veriyoruz. Fakat bazen dönemlenip eğer ki sizlerde kan şekerinizde böyle bir düşüklük, bir halsizlik hissederseniz ya da bir tatlı kriziniz tutarsa bu zamanlarda da arkadaşlar bir fincan suyun içerisine böyle çeyrek, hatta çeyrekten bile daha az, çok az bir bunun için de size şöyle güzel bir önerim var. Bir fincan arkadaşlar suyun içerisine tatlı kriziniz tuttuğu zaman çeyrek çay kaşığı kadar tarçın ilave edip şöyle güzelce karıştırın ve bunu içtiğinizde sizin vücudunuza gerçekten tatlı yeme isteğini bastırmış olacaksınız. Bu da ufak bir dip noktası olsun. Eğer ki bu arkadaşlar 14 günlük süreci sizlerde deneyip uyguladıysanız lütfen aşağıya sonuçlarını yazmayı, benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu diyet sürecine sizin yanınızda olsun, size destek olsun, kendi de forma girsin diye düşündüğünüz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu süreçte arkadaşlar aklınıza takılan herhangi bir soru olursa onu da Instagram üzerinden bana yazarsanız yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.